Ferhat Hocam çok özür diliyorum. Tekrar bir Madrid'e dönelim izninizle. Sevgili Ferhat'la bağlantımız sağlanmış. Ferhat Ünlü bir kez daha bizimle sağlıklı bir ses bağlantısıyla. Seni dinleyelim. Hava nasıl? Nasıl dönüyor kafilemiz Türkiye'ye? Evet, şu anda uçağa bindik az önce Kerem Seven. Çok yoğun bilgi gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısının NATO zirvesinin finalindeki. Çok fazla soru geldi. Yani Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra yabancı basından çok fazla soru alındı. Biraz cehalete, biraz da kötüyete verebileceğimiz sorular da geldi. Yani terörü tanımadıkları veya terörü tanımak istemedikleri çok belli ama bu zirvede NATO liderlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem istihbari bağlamda hem de belgeleriyle, bilgileriyle, videolarıyla çok kapsamlı biçimde terörün bizim için anlamını bize çektirdiklerini 40 yılda, 40 bin insanımızın terör yüzünden şehadete erdiğini çok kapsamlı biçimde anlattı Cumhurbaşkanı basın toplantısında. Dolayısıyla İsveç ve Finlandiya'nın imza attığı o mutabakat metnine gelişin çok kolay olmadığını da dile getirdi. Ayrıca verilen sözlerin, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak verdiğim sözleri tutarım ama karşı tarafın o taahhüt ettiğimiz ortak mutabakat metninde imza atılan bilhassa suçluların iadesinden terörün genel tanımı ve terörle ilgili bizim hassasiyetlerimizin kabulüne kadar pek çok konuda eğer bir performans gösterirlerse üye oldukları anlamına gelmiyor dedi. Özellikle altını çizdi. Makedonya'nın üyelik sürecinin 40 yılı bulduğunu söyledi. Misaller verdi. Bütün soruları çok ayrıntılı biçimde cevapladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla NATO zirvesinin son basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zirvesine diyelim sonuna finaline Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı damgasını vurdu diyebiliriz. Joe Biden'ın ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in toplantısından da uzun sürdüğünü düşünüyorum. Öyle oldu. Çok fazla yabancı basın ilgisi vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerinin fazlasıyla uluslararası düzlemde vurgulandığı, bu konuda çektiklerimiz, bu konuda ödediğimiz bedeller, onların terörü tanımamaktan kaynaklanan aymazlıklarının ve teröre verdikleri desteğin bize açtığı sorunlar, bunların hepsine çok ayrıntılı biçimde girildi. Diyarbakır annelerinin bahsi açıldı. Diyarbakır annelerinin yıllardır kendi boyunda silahlarla işte dağa kaldırılmış 12-13 yaşında kız ve erkek çocuklarının hikayeleriyle yani dağdan çocuklarını geri almaya çalıştıklarını çok kapsamlı biçimde anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben o anlamda gerek basın toplantısı öncesinde liderler zirvesinde yapılan görüşmelerin terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tezlerinin kabulüne gelindiğini gözlemledim açıkçası. Bunun haricinde F-16 meselesi Yunanistan'la gerginlikle ilgili hususlarda soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitsotakis'le alakalı daha önce Türkiye'de yaptığı açıklamayı tekrar etti. Yani bu koşullarda adacıklar silahlandırılırken bizim bir diyalog zemini oluşturmamız mümkün değil. Defaatle ihlal yapıldı, hava sahası ihlali. Bunlarla ilgili de tabii ki Türk Hava Kuvvetleri gerekeni yaptı dedi. Dolayısıyla Yunan Başbakanının niyetinin çok iyi olmadığını da söyledi. Bu şartlarda diyalog zemini yok dedi. Bunun haricinde ABD Başkanı ile yapılan görüşmelerin F-16 konusunda gerek demokratlar gerekse cumhuriyetçilerin birlikte en azından belli bir çoğunlukla kabulünden sonra F-16 konusunda somut bir ilerleme elde edileceğini, Türkiye'nin F-16 taleplerle ilgili haklılığını da yine vurguladı Cumhurbaşkanı. Biden'ın da elinden geleni yaptığını, yapacağını söyledi. Yani bu Madrid'deki zirve o bağlamda F-16 meselesinde de somut ilerlemenin sağlandı ama malumunuz olduğu üzere, günlerde yayın yaptığımız üzere en somut ilerleme Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerinin en azından söylem bazında, yazılı bazda kabulüne vesile oldu bu zirve. O anlamda son yılların en önemli zirvesi diyebiliriz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da ilk kez bir NATO metnine terör örgütlerinin isminin girmesini ne vurdu yaptı. Bir gazeteciden mesela terörün tanımı ile ilgili bir soru geldi. Siyasal şiddet ve şiddet eksenli bütün eylemlerin terör sayılacağını, Türkiye'nin bu konuda acı deneyimlerle terörün ne olduğunu iyi bildiğini ve dünyaya da anlattığını söyledi Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bizim terör hassasiyetlerimizin vurgulanması açısından önemli bir zirve oldu. Finali de kapanışı da böyle oldu. İkili görüşmeler keza yine belli bir samimiyet düzleminde geçti. Ukrayna NATO meselesi soruldu. Yani daha doğrusu Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki sorunun Türkiye'nin bir denge politikası yürüterek Cumhurbaşkanı her iki tarafla da görüşerek sürdüreceğini söyledi. Putin'le çok eski köklü bir hukuku olduğunu, Zelenski'nin Ukrayna siyasetinde göreceli olarak daha yeni olduğunu ama onunla da çok ciddi bir diyalog sürecinin yürüdüğünü söyledi. Tahıl meselesine, ayçiçek yağı meselesine dikkat çekti. Bütün bunlarda üzerimize düşeni yaptık, yapacağız dedi.
görüşmeler, diyaloglar iki taraf heyetler arası devam edecek dedi. Türkiye istihbari bağlamda da terörle ilgili hassasiyetlerini iletmeye devam edecek dedi. Kitapçık dağıtılmış, video bize de dağıtıldı aynı kitapçık. Bütün liderlere, heyetlere ayrıca videolar gösterilmiş. Dolayısıyla ben bu senenin 2022'nin Madrid zirvesine, NATO zirvesine, Madrid'deki NATO zirvesine tamamen Türkiye'nin terörle mücadele duyarlılığının tecrübesinin, acı tecrübesinin damgasını vurduğunu söyleyebilirim. Ayrıca NATO'nun kendi özgüvenini tazelediği, Rusya'yı endişelendiren biçimde bir genişleme temayülüne girdiği, İsveç-Finlandiya meselesi çözülmüştü ama şunu da tekrarın altını çizerek söyleyeyim, İsveç-Finlandiya NATO üyeliğini garantilemiş değil. O ortak mutabakatta belirtilen hususlara uyarlarsa ancak sürecin işleyeceği, çünkü bunun bir zaman alacağı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını defaatle çizdi. Dolayısıyla hani üyeliği garanti görmeden üzerlerinin düzeni yaparak devam edeceğini iletti Cumhurbaşkanı. Bütün dünya basının önünde bunu kapsamlı biçimde anlattı. Ferhat Ünlü, çok teşekkür ediyoruz katkıların için. İyi yolculuklar diliyorum. Güle güle gelesiniz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Esat Hocam selamlar. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Evet.